Anadolu Üniversitesi 7. Yarı Yıl Kamu Yönetimi Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 2018 Güz Dönemi 3 Ders Sınav Soruları Soru 1 Bir toplumdaki mal ve hizmetlerin üretimi ve bölüşümünün nasıl olması gerektiğine ilişkin uyumlu düşünce ve değerler toplamına ne ad verilmektedir? A. Ekonomik sistem B. Piyasa C. Mülkiyet D. Doğal düzen E. Rekabet Doğru cevap A. Ekonomik sistem Soru 2. Laisizmin 1842'de Fransız Akademisi tarafından yapılan tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Dinin bütün yaşam alanlarından çekilmesidir. B. Dinsel oluşumlara kamusal sınırlar konmasıdır. C. Laitye, klerikus olmayanların halkın kiliseyi yönetme hakkını tanıyan bir doktorindir. D. Devlet ile ruhbanlar arasında barışçıl ilişkiler öngörülmesidir. E ruhbanlara karşı pasifist, barışçıl, ılımlı bir tavır öngörülmesidir. Doğru cevap C. Laitye, klerikus olmayanların halkın kiliseyi yönetme hakkını tanıyan bir doktrindir. Soru 3. Bir ilin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farka ne ad verilir? A iç göç, B pozitif göç, C net göç, D negatif göç, E dış göç. Doğru cevap C net göç. Soru 4. Her siyasi partinin her bölgede aldığı oy oranına göre Temsil edilme hakkına sahip olduğu seçim sistemine ne ad verilir? A) Nispi çoğunluk sistemi B) Çoğunluk sistemi C) Genel temsil sistemi D) Nispi temsil sistemi E) Nitelikli çoğunluk sistemi Doğru cevap D) Nispi temsil sistemi Soru 5. İki kişiden oluşan en küçük gruba ne ad verilir? A monogami B diad C takım D triad E ekip Doğru cevap B diad Soru 6. Dinin bütün yaşam alanlarından çekilmesi, küçülmesi ve kurumların din etkisinden kurtularak ortaya çıkması ile birlikte dinsel kurumlar, eylemler ve dinsel bilincin toplumsal önemini kaybetmesi sürecine ne ad verilir? A. Laisizm B. Demokratikleşme C. Sekülerleşme D. Teokratikleşme E. Muhafazakarlaşma Doğru cevap C. Sekülerleşme Soru 7. 2013 yılı Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nın yapmış olduğu sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi dağılmış aile türlerinden biri değildir? A. Tek kişilik B. Akraba olmayan C. Tek ebeveynli D. Diğer dağılmış E. Üç kişilik Doğru cevap E. Üç kişilik Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi formel sektör istihdamının tipik özelliklerinden biri değildir? A. Resmi iş sözleşmesi B. Nitelikli sosyal çevre C. Saygınlık D. Esnek çalışma E. İş güvencesi Doğru cevap D. Esnek çalışma Soru 9. Seçme hakkının kişiye özgü olması ve hiçbir suretle başkasına devredilememesine ne ad verilir? A) Genellik ilkesi B) Eşitlik ilkesi C) Gizlilik ilkesi D) Serbestlik ilkesi E) Bireysellik ilkesi Doğru cevap E) Bireysellik ilkesi Soru 10. İnsanları etkileyen gerçek ilişkiler bütününe ne ad verilir? A) Fonksiyon B) Toplum C) Ülke D) Statü E) Yapı Doğru cevap B) Toplum Soru 11. 1876 Anayasasına göre üyelerinin tamamının padişah tarafından seçildiği meclis aşağıdakilerden hangisidir? A. Ulusal Meclis B. Heyeti Ayan C. Senato D. Heyeti Mebusan E. Temsilciler Meclisi Doğru cevap B. Heyeti Ayan Soru 12. Türkiye'de yıllık bütçenin hazırlanıp uygulanmasını sağlayan kurum Aşağıdakilerden hangisidir? A) Devlet Planlama Teşkilatı B) Merkez Bankası C) Sayıştay D) Hazine Müsteşarlığı E) Maliye Bakanlığı Doğru cevap E) Maliye Bakanlığı Soru 13. Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere Amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında verilen düzenli eğitime ne ad verilir? A) Yaygın eğitim B) Çıraklık eğitimi C) Uzaktan eğitim D) Halk eğitimi E) Örgün eğitim Doğru cevap A) Yaygın eğitim. Soru 14. Bir malın Yurt dışından ithal edilmesi yerine yurt içinde üretilmesini öngören, böylece döviz tasarrufu sağlayan sanayileşme stratejisine ne ad verilir? A) İhracata yönelik sanayileşme B) Liberalizm C) Ulusal sanayileşme D) İthal ikameci sanayileşme E) Karma ekonomik sistem Doğru cevap D İthal ikameci sanayileşme. Soru 15. Kadınların çalışma yaşamında yukarıya doğru yükselmelerini fiili olarak zorlaştıran ancak görünmez olan engele ne ad verilir? A. Çifte yük B. Mentorluk C. Çifte vardiya D. Cam tavan E. Yedek iş gücü Doğru cevap D. Cam tavan. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi erkeksi eril toplum değerlerinden biri değildir? A) Yaşamak için çalışılması, B) Bireylerin güçlü ve gösterişli olması beklentisi, C) Gücün sempati ile karşılanması, D) Para ve benzeri şeylerin önemli olması e başarı ve ilerlemenin temel değerler olması doğru cevap a yaşamak için çalışılması soru 17 dinin devlete tabi olmayıp ondan ayrı bir yerde olduğu konkordet modeline sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir a norveç B Türkiye, C İtalya, D İngiltere, E Almanya. Doğru cevap C İtalya. Soru 18. Bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi giderek kendine benzetmesi ve kültürel egemenliği altına almasına ne ad verilir? A kültürel özümseme B kültürel yozlaşma, C kültürleme, D kültürlenme, E kültürel yayılma. Doğru cevap A kültürel özümseme. Soru 19. Kültürel sermaye kavramını eğitim sosyolojisi literatürüne kazandıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? A Bourdieu B Taylor C. Marx D. Durukheim E. Gintis Doğru cevap A. Bourdieu Soru 20. Piyasada talep azalması nedeniyle üretimin dönemsel olarak daralması durumunda ortaya çıkan ve özellikle ekonomik gerileme dönemlerinde artan işsizlik türüne ne ad verilir? A. Açık işsizlik, B. Konjöktürel işsizlik C. Mevsimsel işsizlik D. Gizli işsizlik E. İradi işsizlik Doğru cevap B. Konjonktürel işsizlik 2018 Güz Dönemi Ara Sınav Soruları Soru 1 1. Siyasi Partiler 2 arkadaş grupları 3 resmi örgütler 4 akrabalar Yukarıdaki toplumsal gruplardan hangileri birincil gruba örnektir? A 1 ve 3 B 2 ve 4 C 1 2 ve 3 D 2 3 ve 4 E 1 2 3 ve 4 Doğru cevap B 2 ve 4 yani 2 arkadaş grupları 4 akrabalar. Soru 2, 1, estetik alan, 2, bilimsel alan, 3 biyolojik alan ve üretici deneyici besleyici, y, eleştirici yaratıcı eğitici, Z tarihsel bütünsel evrimsel. Yukarıdaki, kültürün çeşitli kullanım alanları ve ilişkili görevlerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. 1V, 2Y, 3Z B. 1Y, 2V, 3Z C. 1Y, 2Z, 3V D. 1Z, 2V, 3Y E. 1Z, 2Y, 3V Doğru cevap C. 1Y 2Z 3V Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi erkeksi eril toplum değerlerinden biri değildir? A) Gücün sempati ile karşılanması, B) Bireylerin güçlü ve gösterişli olması beklentisi, C) Para ve benzeri şeylerin önemli olması, D. yaşamak için çalışılması, E. başarı ve ilerlemenin temel değerler olması. Doğru cevap D. yaşamak için çalışılması. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı açıklayan başlıca kuramlardan biri değildir? A. yapısal fonksiyonalizm B sosyal alışveriş kuramı, C evrimci sentez kuramı, D feminist kuram, E çatışma kuramı. Doğru cevap D, feminist kuram. Soru 5. 1. toplumsal sınıf, 2. toplumsal çatışma, 3. kültür, 4. kentleşme. Yukarıdakilerden hangileri toplumsal yapının parçalarındandır. A yalnız 1, B 1 ve 3, C 2 ve 4, D 2, 3 ve 4, E 1, 2, 3 ve 4. Doğru cevap B, 1 ve 3. Yani 1 toplumsal sınıf, 3 kültür. Soru 6. Türkiye'de yayımlanan İlk monografiyi 1942 yılında bazı Ankara köyleri üzerine araştırma adlı çalışmasıyla yapan toplumsal yapı araştırmacısı sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? A. Niyazi Berkes, B. Özer Özankaya, C. Nevzat Yalçıntaş, D. İbrahim Yasa, E. Nihat Nirun. Doğru cevap A. Niyazi Berkes Soru 7. Bireyin birden fazla statüye sahip olmasına statü nokta nokta adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A çatışması, B kalıbı, C karmaşası, D dengesi, E dizisi. Doğru cevap E. Dizisi. Soru 8. Toplumsallaşma ya da geniş anlamıyla eğitim olarak açıklanan kültürel süreç aşağıdakilerden hangisidir? A) Kültürleşme B) Kültürel değişme C) Kültürel özümseme D) Kültürlenme E) Kültürleme. Doğru cevap E kültürleme Soru 9. 2011 yılı Dünya Değerler Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de üniversite eğitiminin amacına yönelik olarak ilk sırada verilen cevap aşağıdakilerden hangisidir? A) Evrensel düşünce alışkanlığı kazanma B) Meslek sahibi olma C) Bilgili ve görgülü insan olma d daha fazla kazanç elde etme e toplumsal statü kazanma Doğru cevap B meslek sahibi olma Soru 10 Humboldt diller arasındaki gerçek ayrımın seslerde ve göstergelerde değil nokta nokta arasındaki ayrım olduğunu belirtir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri Aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A normlar, B kültürler, C alfabeler, D dünya görüşleri, E semboller. Doğru cevap D, dünya görüşleri. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1990 sonrası Eğitim sisteminde yapılan reformlar doğrultusunda gündeme gelen çalışmalardan biri değildir. A tarım okulları B okul geliştirme C toplam kalite yönetimi D öğrenen okul E okul merkezli yönetim. Doğru cevap A tarım okulları. Soru 12. 2016 yılı Aile yapısı araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de boşanmaların en büyük nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Eşlerin ailelerinin aile içi ilişkilere karışması B) Evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama C) Aldatma D) Sorumsuz ve ilgisiz davranma E) Eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması Doğru cevap D. Sorumsuz ve ilgisiz davranma. Soru 13. Okul ve eğitimin devletin hegemonyasını yeniden inşa etmesine yarayan bir alan olduğunu savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? A. Apple B. Willis C. Bowles D. Gintis E. Gramsci Doğru cevap E, Grams C. Soru 14. 1. Eğitimde siyaset üstü bir kurumun olmaması, 2. uzun vadeli planlama eksikliği, 3. eğitime yeterli düzeyde kamu harcaması yapılmaması. Yukarıdakilerden hangileri eğitimin günümüzdeki sorunlarının en önemli yapısal nedenlerindendir. A yalnız 1, B yalnız 3, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Doğru cevap C, 1 ve 2. Soru 15. 1. Merton. 2. Liç. 3. Straus, 4, Cooper. Yukarıdakilerden hangileri aileyi işlevselci perspektifte inceleyen kuramcılardandır? A) yalnız 4, B) 1 ve 2, C) 1 ve 3, D) 2 ve 4, E) 2, 3 ve 4. Doğru cevap C) 1 ve 3. Soru 16. 2013 yılı Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nın yapmış olduğu sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi dağılmış aile türlerinden biri değildir? A) 3 kişilik B) akraba olmayan C) tek ebeveynli D) tek kişilik E) diğer dağılmış Doğru cevap A. 3 kişilik Soru 17. 2016 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de kadınların ortanca yaşı kaçtır? A 22, B 27, C 32, D 37, E 42. Doğru cevap C 32. Soru 18. 1. Sultaniye. 2. Darülfünun. 3. Mektebi İptidaiye V. İlk Öğretim Okulları Y. Orta Öğretim Okulu Z. Yüksek Öğretim Okulları Yukarıdaki Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat sonrası kurulan Avrupa tipi okullar ile verdikleri eğitim düzeylerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 1v 2y 3z b 1y 2z 3v c 1z 2y 3v d 1z 2v 3y e 1y 2v 3z doğru cevap b 1y 2z 3v soru 19 aşağıdakilerden hangisi Modern kapitalizm çağında eğitimin yaptığı katkılardan biri değildir. A toplumun tüketim kalıplarını belirleme, B toplumun niteliksel dönüşümüne katkıda bulunma, C demokrasinin gelişimine potansiyel katkıda bulunma, D ideolojik değerlerin yeniden üretimini sağlama, E bilinçli vatandaşlar yetişmesine aracılık etme. Doğru cevap A. Toplumun tüketim kalıplarını belirleme. Soru 20. Murdock'a göre aşağıdakilerden hangisi ailenin temel işlevlerinden biri değildir? A) Ekonomik işlev B) Eğitsel işlev C) Üreme işlevi D) Cinsellik işlevi E) Koruma işlevi Doğru cevap E. Koruma işlevi. 2018 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları. Soru 1. Hofstede'nin kültür araştırması sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi belirsizlikten kaçınmanın en yüksek düzeyde yaşandığı ülkelerden biridir? A. İrlanda B. Yunanistan C. Singapur D. İngiltere E. Danimarka Doğru cevap B. Yunanistan Soru 2. Bir ilin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farka ne ad verilir? A. İç göç B. Negatif göç C. Dış göç D pozitif göç, E net göç. Doğru cevap E, net göç. Soru 3. Genellikle vasıfsız ve eğitimsiz bir iş gücünden oluşan ve daha çok kol emeğine dayalı işlerde istihdam edilen toplumsal sınıf aşağıdakilerden hangisidir? A. Eski orta sınıf B alt orta sınıf, C üst orta sınıf, D yeni orta sınıf, E alt sınıf. Doğru cevap E, alt sınıf. Soru 4. Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında verilen düzenli eğitime ne ad verilir? A yaygın eğitim, B örgün eğitim, C uzaktan eğitim, D çıraklık eğitimi, E halk eğitimi. Doğru cevap B örgün eğitim. Soru 5. Evrensel, tüm dünyada kendine bağlı kiliseler bulunan anlamına gelen statüye ne ad verilir? A ekümenik B. Matriyarkal C. Patriarkal D. Erkillik E. Akropolik Doğru cevap A. Ekümenik Soru 6 1. Vicdan Düşünce ve din hürriyeti 2. Dinlerin ve devletin kendi özelliğine sahip oluşu 3. Bütün vatandaşların eşit hak ve sorumluluklara sahip olması. Yukarıdakilerden hangileri laiklik için kabul edilmiş esaslar arasında yer alır? A) yalnız 1 B) yalnız 3 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3 E) 1, 2 ve 3 Doğru cevap E. 1, 2 ve 3. Soru 7. 1. Toprak mahsulleri vergisinin uygulanması 2. Köy enstitülerinin kurulması 3. Aşar vergisinin kaldırılması 4. İhracata yönelik sanayileşmeye geçilmesi. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye ekonomisinde 1940-1946 döneminde yaşanan gelişmeler arasında yer alır? A1 ve 2, B3 ve 4, C1, 2 ve 3, D2, 3 ve 4, E1, 2, 3 ve 4. Doğru cevap A, 1 ve 2, yani 1, toprak mahsulleri vergisinin uygulanması, 2, köy enstitülerinin kurulması. Soru 8. Dinin devlete tabi olmayıp ondan ayrı bir yerde olduğu, konkorder tarzı ayrılma modelinin görüldüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Norveç B) İngiltere C) İtalya D) Almanya E) Türkiye Doğru cevap C) İtalya Soru 9. Wilson'un dinsel kurumlar, eylemler ve dinsel bilincin toplumsal önemini kaybetmesi olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Konkordet B. Laisizm C. Laiklik D. Sekülerleşme E. Tarafsızlık Doğru cevap D. Sekülerleşme Soru 10 1. Mal ve hizmetler kolektif fayda temelinde üretilir. 2. Mal ve hizmetler serbest piyasada alınıp satılır. 3. Merkezi planlama söz konusudur. 4. Piyasada mal ve hizmetlerin fiyatı arz ve talebin dengesi sonunda oluşur. Sosyalizm ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) 1 ve 2 B1 ve 3, C3 ve 4, D1, 2 ve 3, E1, 2, 3 ve 4. Doğru cevap B. 1 ve 3. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Hazine Müsteşarlığının görevlerinden biri değildir? A. Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek, b. sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek, c. iç piyasada kişilerin veya kurumların birbirlerine olan borçların kaydını tutmak, d. yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, e. Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek. Doğru cevap C. İç piyasada kişilerin veya kurumların birbirlerine olan borçların kaydını tutmak. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi spesifik piyasalara yönelik kurumlardan biri değildir? A. Telekomünikasyon kurumu B. Şeker kurumu C rekabet kurumu, D enerji piyasası düzenleme kurumu, E kamu İhale kurumu. Doğru cevap C rekabet kurumu. Soru 13. Anayasanın değiştirilmesi girişimi ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az .1'inin yazılı teklifi ile başlatılabilir. Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A3'te, B4'te, C5'te, D7'de, E10'da. Doğru cevap A. 3'te. Soru 14. Piyasada talep azalması nedeniyle üretimin dönemsel olarak daralması durumunda ortaya çıkan ve özellikle ekonomik gerileme dönemlerinde artan işsizlik türüne ne ad verilir? A. Gizli işsizlik B. Açık işsizlik C. iradi işsizlik D. Mevsimsel işsizlik E. Konjonktürel işsizlik Doğru cevap E. Konjonktürel işsizlik Soru 15 Aşağıdakilerden hangisi formel sektör istihdamının tipik özelliklerinden biri değildir. A. Esnek çalışma B. Nitelikli sosyal çevre C. Saygınlık D. İş güvencesi E. Resmi iş sözleşmesi Doğru cevap A. Esnek çalışma Soru 16. Kadınların çalışma yaşamında yukarıya doğru yükselmelerini fiili olarak zorlaştıran ancak görünmez olan engele ne ad verilir? A) yedek iş gücü B) çifte yük C) çifte vardiya D) cam tavan E) mentorluk Doğru cevap D) cam tavan Soru 17 Seçme hakkının kişiye özgü olması ve hiçbir suretle Başkasına devredilememesine ne ad verilir? A) Gizlilik ilkesi B) Eşitlik ilkesi C) Bireysellik ilkesi D) Genellik ilkesi E) Serbestlik ilkesi Doğru cevap C) Bireysellik ilkesi Soru 18 1) Ahmet Necdet Sezer 2) Turgut Özal 3. Süleyman Demirel. Yukarıda verilen Cumhurbaşkanlarının görev yaptıkları dönemler aşağıdakilerden hangisinde eskiden yeniye doğru sıralanmıştır? A) 1 2 3 B) 1 3 2 C) 2 1 3 D) 2 3 1 E) 3 1 2 Doğru cevap D) 2 3 1 Soru 19. 4857 sayılı iş yasasına göre normal çalışma süresi haftada kaç saattir? A 30, B 35, C 40, D 45, E 50. Doğru cevap D 45. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı Gülhane hattı Hümayun'u sonrası atılan adımlardan biri değildir. A. Çağdaş bürokrasinin yaratılması B. Senedi ittifak belgesinin imzalanması C. İlk bütçenin yapılması D. Yerel yönetimlerin kurulması E. Batılı anlamda ilk okulların kurulması Doğru cevap B. Senedi ittifak belgesinin imzalanması Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.